Manşete hoş geldiniz. Türkiye güzeli mi? Yoksa Türkiye güzel mi? Türkiye'de her şey baş aşağı ters giderken bir takım konularda hala idealin veya daha iyinin peşinde koşmak da biraz bazen abesle iştigal oluyor. Mesela Türkiye futbolunun içinde bulunduğu durum, Türkiye takımlarının içinde bulunduğu durum, Avrupa'da herhangi bir varlık gösteremezken içeride birbirlerini yemeleri. Ne iyi gidiyor ki hemen her şey zaten hemen her konunun çivisi çıktığı için bir takım konuların da düzgün gitmesini beklememek gerekir herhalde. Miss Turkey 2024 Türkiye güzeli. İdil Bilgen konuşuluyor. Babası Kiev Büyükelçisi'ymiş. Acaba onun torpili mi falan deniyor. Fakat yani neticede bir yarışmaya girmiş bir jüri onu değerlendirmiş. Bir sürü polemik var. Türkiye güzeli bu mu? Elbette Türkiye'nin en güzel kızı e, İdil Bilgen değil. Yani ben 3 yıl Bağdat Caddesi'nde oturdum, Suadiye Noter Sokak'ta. Bağdat Caddesi'ne çıksanız sıradan 10 herhangi bir e, genç kızı seçip yollasanız belki daha da öne geçebilir. Belki genç kızların ilgisi yok, belki de gelen adaylar içinde, başvuranlar içerisinde en iyisini, en güzelini seçmeye çalıştılar, bilmiyoruz. Ayrıca konu bu mu yani, dert bu mu? Türkiye güzel mi? Yani Türkiye güzel olduktan sonra oradan Türkiye güzel de çıkar herhalde. Kaşları konuşuluyor. Neymiş efendim? Şabaniye'ye benzetilmiş filan. İşte Emine, Emine Erdoğan'ın kaşlarıyla falan benzetenler var. Evet yani ideal herkesin de içine sinen bir Türkiye güzeli çıkarmadığımız ortada. O net. Fakat keşke dert bu olsa. Hatta İpek Kuşçu o da... E, yarışmaya katılanlar arasındaymış. Bu daha güzel. Neden bunu seçmediniz gibi filan. Halk oylaması yapılsaydı belki halk oylamasında çıkardı ama her şey bittikten sonra ahkam kesilen bir yer oldu sosyal ağlar. Fakat bana göre bugün en önemli konularından biri magazinle girdim. Ee, biraz renkli bir konu. Herkesin üzerine bir fikir beyan ettiği bir konu olduğu için Türkiye güzeli meselesiyle girdim. Bir de zararsız bir konu. Üzerinde konuşmak serbest başınıza bir şey gelmiyor. Şu iki kişinin atışmasından bambaşka bir konu çıktı. Bir yavşak polemi polemiği çıktı. Yani bir, biri Rütük Başkanı, öbürü de Fatih Altaylı. Ekranlardan, YouTube'dan falan tanıdığınız bir isim. Fakat nasıl oldu bu? Şöyle oldu. Milliyette yazan Zafer Şahin isimli iktidar yandaşı Fatih Altaylı için bu kelimeyi kullanıyor. Attığı yavşak ifadesini kullanıyor. Kendisine hakaret etmiş Fatih Altaylı. Sonra da silmiş bunu. Ee, dava açacağım demiş ve sonra da döşenmiş. İşte e, Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu gazeteciler için Fatih Altaylı ayak takımı ifadesini kullanmış. O toplantıya katılan biri olarak tıklanma ve etkileşim için her yere kuduz gibi saldıran bu zengin oğlanına cevap verme hakkımı kullanıyorum falan. Her devrin adamı faşist demiş, kuduz demiş. Bir sürü işte hakaretler. Ebu Bekir Şahin Rütük Başkanı hani son dönemde seviyenin düşmesinden yakınıyor, ekranlarda kaliteden yakınıyor göğe. İşte YouTube'da sosyal ağların Rütük tarafından kontrol altına alınacağını, denetleneceğini falan savunuyor. Rütük'ün başında Radyo Televizyon Üst Kurulu, iktidar yandaşı bir isim, zaten belli tıyneti. İktidarın canını sıkan yayınları engellemekle görevli arkadaş. Fakat işte bu tweet'i alkışlayınca, sonra silmiş galiba, sen de o üslubun destekçisi, yandaşı alkışlayan oluyorsun. Hani böyle bir üslubu alkışlıyorsun. Beğenmediği bir görüşü eleştirirken kuduz az bir daha tekrar etmeyeceğim küfürlerle sıralamış. Almış yani alkışlıyorsun. İyi dedin. Ağzına sağlık falan diyorsun. Sonra da ekranda ne bileyim seviyenin, ne bileyim kalitenin, ne bileyim denetimin, ne, ne bileyim çocukların falan akıl zihin sağlığı işte efendim bir takım yayınlarından korunması, manipülasyon, dezenformasyon, üslup gibi filan dersler veriyorsun. Bir başkası Propaganda Bakanı Fahrettin Altun. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2019-2020'de yaptığı açıklamalar var şeyle ilgili. İşte Fahrettin Altun'un evine en az 5 maaş giriyor. Bunlara erişim engeli getirmiş. Böyle de yapıyorlar. Yani Kaynağından sildiriyorlar, erişim engeli getiriyorlar, haklarındaki haberleri temizliyorlar. Yani ben bazen arşiv tutmaya çalışıyorum uzun yıllardır. Özellikle yurt dışına çıktıktan sonra da bunu bayağı artırdım. Türkiye'de de tutuyordum fakat bayağı klasörlerim var. Yani böyle artık şeylere, databanklara falan sığmıyor arşivim. Niye? E çünkü ekran görüntüsü alıyorum, gazete kapaklarını alıyorum, kupürlerini alıyorum, paylaşılmış tweetleri alıyorum, videoları alıyorum, fotoğrafları alıyorum. Çünkü bir sene sonra, iki sene sonra bulamıyorsunuz. Uçuyor. Ya hesap siliniyor, ya video siliniyor filan. YouTube'da bile belli başlı videoları arşivime almaya çalışıyorum. Niye? Hesap uçabilir, silinebilir, sildirilebilir. Böyle yapıyorlar. Ama bununla hafızayı karartacaklarını düşünüyorlar. Ben ve benim gibi insanlar hepiniz hepinizin sicilini tutuyoruz. Ve günü geldiğinde siz silseniz de önünüze koyacağız. Ki zaten işte Free Web Turkey bunu yapıyor. Sen sildikçe bu işi konuşturuyorsun. Konuşulmasının önüne geçemiyorsun. Hukuk, hukuk yoksa çıkamayız. Dünkü yazının, e, dünkü yayının ana konusu buydu. Hukuk yoksa çıkamayız. Hukuk yoksa buradan çıkamayız. Levent Mazılı Güney avukat dün Kayseri Adliyesi'nin önünde Yüksel Yalçınkaya ile Fotoğrafını paylaşmış Yüksel Yalçınkaya ki sembol bir isim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Büyük Daire'den hak ihlali kararı aldırdı. Telefon uygulaması kullandığı bankaya yasal bankaya bankada hesabı olduğu ve yasal bir derneğe üye olduğu gerekçesiyle hakkında verilen hapis cezası ile ilgili e, hükümle ilgili ihlal kararı aldırdı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi bu kararı alırken sen ve senin durumdaki herkes için geçerli dedi. On binlerce, yüz binlerce insan, mağdur olan insan. Ve dün Kayseri Mahkemesi reddetti bunu. Hayır dedi. Kabul etmedi. Yani bir yerel mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kafa tuttu. Ve bunu yaparken de hukukun dışına defalarca çıktı. Bir tanesini avukat Hatice, Hatice Yıldız paylaşmış. Duruşmayı takip eden isimlerden biriydi. Yalçın Kaya duruşması da diyor, karar kesinleşinceye kadar devam etmek üzere yurt dışına çıkış yasağı kararı da verildi Yüksel Yalçın Kaya'ya. İnfazı bitmiş bir cezada adli kontrol uyguladılar diyor. İnf yani şey de belli. Bu bir adeta bir 15 Temmuz'dan sonra katalog suçu gibi bir şey ürettiler böyle. 6 yıl 3 ay herkese verip geçiyorlar. Zaten çoğu da bunu yattı çıktı ama hala haklarını aramaya devam ediyorlar. Tazminat, ne bileyim hak ihlali kararı. En azından bu konuda Mağduriyet olanların sicillerinin temizlenmesi ve tekrar görevlerine, kamuya veya özele neyse dönebilmeleri. Fakat olmadı bu. İşte onun için yerel mahkeme direniyor. Ankara'daki babaları öyle talimat verdiği için. İnfazı bitmiş cezada adli kontrol uygulamışlar yahu. Hatice Yıldız paylaşmış. Ankara, Ankara Barosu'nun Yüksel Yalçın Kaya davası kararı ile ilgili açıklaması var. iki sayfa. Onu önemsiyorum. Hukuk devletinin ayaklar altına alınmasına artık son verilmeli. Yüksek mahkeme kararları uygulanmalı diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yüksel Yalçın Kaya kararına e, dikkat çekmiş. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dikkat çekmiş. E, al, alıntılar yapmış ve e, son tahlilde Kayseri Mahkemesi'nin bunu dinleme işine e, tepki göstermiş Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ve son bölümünde de artık diyor bu tür uygulamalara son verilmeli. Yüksel Yalçın Kaya başta olmak üzere Can Atalay Osman Kavala Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararların gerekleri yerine getirilmelidir. Ki aynı şekilde bu isimler hakkında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Doğu Çevre'den bir haber. Clooney, George Clooney Eşi Amal Kuluni ile birlikte aynı zamanda insan hakları savunucusu. Kuluni Vakfı da öyle. Amal Kuluni de aynı zamanda eşi bir avukat. E, İngiliz barosuna kayıtlı öyle diyeyim. E, ve e, insan hakları davasını takip eden bir isim. Aynı zamanda bir aktivist. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Osman Kavala ile ilgili ikinci bir yargı süreci başlamış. Kuluni Vakfı'nın da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar bu ikinci davaya müdahil olacaklarmış. Haftaya Kavala davası Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündemine gelecek. Bu kararı dinlememişti. İhlal kararını Türkiye ve artık orada da aşamalar geçiliyor ve bir biçimde artık Türkiye'ye yaptırıma doğru olay yürüyor. Çok ağır yürüyor ama neticede yürüyor. Nasıl olmasın ki? Erzurum H-tipi cezaevinde tutulan Abdülmelik Okyay. Siz bir takım kararları getirseniz de insanlar artık toprak altında. Bu da onlardan biri. Tahliye olacağı gün geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirmiş. Meral Danış Beştaş haykırıyor. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle verilen cezanın infazı için Erzurum her tipi cezaevinde bulunuyordu diyor. 2 Eylül'de cezanın infazını tamamladığı halde cezaevi izleme kurulu toplanamadığı için tahliye edilmedi. Bugün aile tahliye olmasını beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti diyor. Ve narin. Sosyal ağlarda Tarif edilmiş, narine benzemeyen bir fotoğrafı dolaştırıyor. Çokça bilinen, bilinen hesaplar da yapıyorlar bunu ama bunu yapmasınlar gerek yok. Kızın zaten fotoğrafları gayet net ve anlaşılır, hoş. Yani ayrıca bir AI, yapay zeka şeyine falan e, tabi tutmaya gerek yok yani. Çok sayıda haber var, büyük dezenformasyon var. E, ama iki olay birlikte yürüyor neyse ki o açıdan güzel. Soldaki olay Tekirdağ-Malkara'da. Fiziksel şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla entübe edilmiş. Delilleri annesi gizlemiş öyle ortaya çıkıyor. Sade da Narin davasında anne ve abiye cinayet suçlaması tutuklandılar. Çok dezenformasyon da var, çok sayıda bilgi kirliliği de var ama belli ki bu konu daha haftalarla, haftalarca ülkenin gündeminde kalacak. Bir diğer konu Milli Savunma Bakanlığı'ndan teğmenler açıklaması gereken yapılacak. Gerekeni yapacaklar Çılıç, Kılıç Çatan, Mustafa Kemal'in askerleri izleyip alternatif subaylık andını okuyan teğmenler hakkında ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne yaparlarsa ne tepki alacaklarını bilmiyorlar. Sadece komutanların mı e, açığa alalım, ceza verelim, andı iştiren kara harp birincisine mi bir ceza keselim, okuldan mı atalım, kaç kişiyi atalım veya da teğmenlikten mi atalım, okul bitti artık, askerlikten mi atalım 10 kişiyi, 20 kişiyi, 30 kişiyi, 40 kişiyi ne biçimde yapalım, kınama cezası mı verelim? Bunu çözebilmiş değiller. Bunu çözerlerse o incelemede biter. Gündem. Her altı vatandaştan biri yoksullukla boğuşuyor. Ülkelin işler acısı durumu Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerinde ortaya çıkmış. Yoksul öyle bir yoksul sayısı öyle bir noktaya geldi ki diyor haber. Yeni e, Çağ Gazetesi'nden getiriyorum. İlk 6 ayda sosyal yardım alarak ayakta durmaya çalışanların sayısı 15 milyon 169 bine ulaşmış. Gerçek gündem. Hepsi hukuka bağlı. Türkiye güzel mi? Amerika hala e, Trump-Kamala Harris e, düellosunu ve onun sonuçlarını tartışıyor. Trump tekrar Kamala Harris'le düelloya ikinci bir debate dediğimiz münazara ya da tartışmaya çıkmayacağını söylemiş. Ben kazandım zaten demiş ama kazanmadı. Onun kendisine zarar verdiğini gördüğü için Trump kampanyası ikinci bir e, televizyon tartışmasına belli ki yeşil ışık yakmadılar. Bu bu anlama geliyor. Gayet açık ve net. Yani bütün televizyonlar, her gün önümde CNN açık bakıyorum, en az BBC kadar bakıyorum, bir ekranda da o açık. ABC, öbürü bir iki, sabahtan akşama kadar bunu konuşmaktan yorulmadılar, ben yoruldum ama Amerika orası. Fakat dünyanın öbür tarafında enteresan gelişmeler oluyor. Yani Keir Starmer, İngiltere Başbakanı, Amerika'ya uçtu, Beyaz Saray'da iki ay içinde ikinci kez Oval Office'te ABD Başkanı Biden'la bir araya gelecek. Çünkü NATO Putin savaşında veya mücadelesinde daha savaş çıkmadı ama mücadele diyebiliriz veya didişmesi diyebiliriz. Ukrayna üzerinden yürüyen bir hikaye var. Amerika ile İngiltere birlikte bir kafa kafaya verip bir strateji belirlemek durumundalar. Keir Starmer uçakta gazetecilere açıklamalar yaparken görülüyor. Şu dakikalarda muhtemelen Biden tarafından Oval Ofis'te iki ay içinde ikinci kez kabul edilecek. Çünkü Putin Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya'yı hedef alması NATO ile savaş hali demektir açıklamasını yaptı. Bu son derece önemli. Putin e, zaten öteden beri Ukrayna üzerinden NATO Rusya soğuk savaşı yürüyor. iki yıl aşkın bir süredir. Fakat bu sıcağı evrilmek üzere Ukrayna'nın Rusya sınırında 150 mil kadar içeriye girmesi ve bir yönüyle Rusya'yı pes ettirmesi veya Rusya'yı Ukrayna'dan hatta Kırım'dan çekilmeye zorlaması söz konusu. Şimdi devreye uzun mevzulu füzeler, füzeler jetler filan girdiğinde daha önce NATO Amerika Ukrayna'yı kendi sınırları içinde tutuyordu. Sınırların dışında bir Rusya'ya dönük harekat yapmasına izin vermiyordu. Şimdi buna vize çıktı ve birkaç haftadır bu durum devam ediyor ve bu durum artarak devam edecek gibi görünüyor. Ve Putin bu noktada artık e, bu Zaten bir şey devam ediyor, bir didişme, bir mücadele, bir soğuk savaş devam ediyor. Bu işin sıcağı evrilmesine neden olur dedi. NATO ile savaşı başlatabilir bu ki bu elbette NATO'nun e, Avrupalı, e, başta Almanya olmak üzere ülkeleri açısından da son derece önemli. Kerim Has ortadan yazmış. Şu bölümünü önemsiyorum. Tamamını okuyabilirsiniz. Rusya, sınırdaş ve kardeş halk olarak gördüğü Ukrayna'nın NATO eliyle kendine hasın bir güce dönüştürülmesine işgalle karşılık verdi diyor. ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı ülkelerde kendilerine binlerce kilometre uzaklıktaki İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma direkt olarak katılmayı, direkt ortak olmayı kendi çıkarlarına uygun buluyorlar demiş. Bu böyle. Yani dengeler ve algılar üzerine yürüyen bir e, ...politika var, bir siyaset var, bir diplomasi var. E, Kerim Has Moskova'dan bu e, yazdığı satırlarda haksız değil. Gerek son yayınlarında gerekse Twitter e, zincirlerinde veya makalelerinde çok detaylı olarak anlatıyor. Detayını merak eden Kerim Has'ın yayınlarına ve e, Twitter ex platformunda paylaştığı mesajlara bakabilir. Üçüncü Dünya Savaşı esasen düşük yoğunluklu olarak devam ediyor. Putin'in sözüne atıfla söylüyorum. Bu çok daha sıcak bir evreye dönebilir. Ondan dolayı zaten bugün Keir Starmer Amerika'ya uçtu ve şu dakikalarda muhtemelen Beyaz Saray'da iki lider ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı bir araya, bir araya gelecekler. Kafa kafaya verecekler ve bu durumu ne yapacağız? Bu durumu, buna nasıl bir karşılık vereceğiz? Ukrayna uzun menzilli füzelerle Rusya'nın içine doğru harekatı sürdürecek mi? Yoksa Putin'in e, tehdidini veya sözlerini bir blöf olarak mı algılayacağız? Buna karar verecekler. Güzel bir görüntüyle çok savaştan falan bahsettik. Gene jetler var ama Red Arrows deniyor bu jetlere. Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri 100. yıl dönümü münasebetiyle Niagara Şelalesi Ontario üzerinde süzülürken böyle fotoğraflanmış. Çok güzel bir görüntü. Niagara Şelalesi hemen Amerika ile Kanada sınırındadır. Ve e, mutlaka o bölgeye gidildiğinde görülüp gezilmesi gereken. Hatta uğruna film çekilmiş. Niagara isimli bir film çekilmiş Marilyn Monroe oynamıştı 50'li yıllar. Bir doğa harikasıdır. Bu fotoğrafla manşeti kapatıyoruz ama herkesi iyi hafta sonları e, sıcak yayınlar yapabiliriz. E, Pazartesiyi beklemeden pazartesiye kalmadan çünkü son derece sıcak gelişmeler oluyor. Değindiğim değinemediğim konular var. Bazı konuları atladım. E, onlar için, ayrı yayınlar açabilirim hafta sonu. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla diyorum şimdilik ve manşeti kapatıyorum. İyi hafta sonları.